2 kilo tuz alacağım buradan. Ne kalması lazım Mehmet Bey? 5 kilo kalması lazım. Tuz çok olmadı mı abi? Hayır. Bu tuz ayarı vardır. Eğer bu tuz ayarı olmazsa evet. Yağı beslemez, yağ bozulur. Peynirde de aynı öyle ayar vardır. Ayarını yüksek verirse peynir çok sertleşir. Düşük verirse de ona göre. Yani tatsız bir kaliteli peynir araya gitmiş olur. Düşük de verirse peynir bozulur. Yumuşak olur, besleyemez yani bunun. Bunu bu şekilde harmanlıyorsun. Evet, bunu bu şekil. Sade tuz, başka bir şey girmiyor. Hayır. İşte tam hocam bir gün bir de çiğ köfte yoğursan da yesek. İnan. İyi çiğ köfte yuran dostlarımız var. Ben onu yapmadım hiç. Efendim. Adıyaman'da da güzel dostlarımız var. Birkaç defa gittiğimizde arsa olsun arkadaşlar gece tertiplediler. Çiğ köfte. Dediler ki gece yenir. Nusret abi burada karnını tam doyurma. Bura efendim bir havayı yaşayalım. Lokantaya gideceğiz dediler. Gerçekten de Adıyaman'da, Urfa'da çok güzel dostluklar var. Yani öyle hemen şuna kırıldım, buna küstüm diye dostluklar yok. Camdan ikram etmeyi, misafirperverlikleri çok yüksek. İnşallah o devam eder nesilden nesile. İnşallah. Yani Urfa'da olsun, Malatya'da olsun, Diyarbakır'da olsun çok hatırlı dostlarımız var. Şimdiki gençlik ne kadar iyilik yaparsan yap, ne kadar güzellik yaparsan yap, hiç haberin olmadan size kırılmış, küsmüş. Allah Allah. Ya arkadaş, bizim atamızın atasözü var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Biz bir fincan değil, sofra serdik sizinle ya. Darda kaldınız. Bize ne düştüyse hepsini yapmışık. Ama bir de duyuyoruz ki eften tüften işten. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Babaya rahmet. Bu da insanı çok üzüyor yani. Arkadaşımız Adıyaman'da olduğun için söylemiş değil mi? Eyvallah abi. Ben 30 yıldır Kanarya camiasıyla iç içeyim. Her yarışmaya katılırım. O yarışmada Adıyamanlı, Diyarbakırlı, Malatyalı dostlar. Ne yapıyorsunuz? Kanarya mı yarışıyorsunuz? Evet. Bizi dört gözle beklerler. İşte hoş sohbet. Yarışmalardan sonra hep aynı masada otururuz, yemek yedik. Onların şiveleri, konuşma şiveleri hoşuma gider. Gerçekten sadakatli dostlar. Deminki dediğim gibi bu son yetişen genç nesil efendim kanka diyor bir arkadaşı var. Ondan bir küstüğü zaman merhaba edecek ikinci bir arkadaşı yok. Ne oldu? Duyuyorum psikolojiye gidiyor. Bizim elhamdülillah Türkiye'nin her memleketinde kapısını çalacağımız dostlarımız var. İnsan böyle olmalı.
Yani gençler bir arkadaşla yetinmemeli yani. Hazır mı abi şimdi o? Evet. Burası bir saat olsun, bir saat olsun. Almasın. Niye o şekilde yapıyorsun abi? Efendim? Onu niye içine kattın? Şimdi bu taze yağımızı alacağız. Evet. Bunun şurada eklem yerinden pas olur. Uzun süre kalırsa. Evet. O pas olmaması için efendim yağımızı bu şekilde tenekeleyeceğiz inşallah. Allah. Bir yandan da suyunu süzüyorsun. Evet. Nusret amca, takipçilerimiz şeyi çok soruyor. Onun için Nusret kimdir? Kısaca şey, özgeçmişlerini anlatır mısın? Ben 1952 yılında Kahramanmaraş'ın Ekmekçi Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlkokulu Dumlupınar İlkokulu'nda okudum. Gazi Ortaokulu'ndan okuyamadık. Okuyamadığımızın nedenlerini de samimi olarak anlatacağım. Öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmenimiz yarın beden eğitim dersimizin olduğunu kapalı salonda beden eğitim yapılacağını herkesin eşortman ve spor ayakkabısı getirmesini söyledi. Biz de okuldan geldik. Babamız rahmetli söyledik. Babamla beraber ayakkabıcıya gittik. Spor ayakkabının o günkü fiyatlarını kunduracı söyledi. Babam rahmetli ya alacak gücü yoktu veya düşünemedi. Dedi ki benim evde kullanmadığım meslim var dedi. Kışın giyilen bir mest. O da spor ayakkabısına benzer, onu giy götürür oğlum dedi. Almadılar. Biz okula babamızın giymediği eski mesli çantamıza koyduk, okula gittik. Öğretmen benim ayağımda bunu görünce bana kızdı. Efendim, tüm öğretmenlere saygımız var ama hak etmediğim şekilde de o günkü hocamız beni cezalandırdı. Canım çok yandı. Okumayacağım ben dedim. O Kahramanmaraş'ımızın ihtiyarların giydiği mest benim okul hayatımı, tahsilimi bitirdi. Çıraklık yaptık. Askerde gittik, askerliğimizi yaptık, geldik. Doğayı seven biri olarak arıcılığa başladım. 25 yıl arıcılık yaptım. Böyle iş yerimi açmıştım. Bu iş yerim 47-48 yıl oldu. Arıcı danışmanlığı yaptık, arıcı malzemeleri sattık. Efendim. Çeşitli yaylaları gezdik. Hayatımızı bu şekilde idame ettirdik. Efendim. Hangi balon var? Mezda var mı? Var abi mezda balonumuz. Petek mi şey mi? Peten şey mezdanın, kestanenin, ıhlamurun, çam balının, narenciyenin peteği olmaz. Olmaz.
Kilosu ne kadar? Kilosu 450 lira abi. Şey, post var mıydı sende? Yok abi. Hayır, o zaman para seçeyim. Başım üstüne abi. 400 lira mı dedin? 450 abi. Tamam. Nusret abi, bu şekil doldurmak seni yormuyor mu? Yoruyor da başka bir şey yok buna. Evet efendim. Çünkü bu aşiret üreten arkadaşlarımızın yaşlıları der ki, süt ürünü dilsiz sabi çocuk, hatayı hiç kabul etmez. Eğer bunu eli esanslı biri elledi, şöyle ağzına baktıysa bu yağ bozulur. Komple mi yayılıyor? Komple biter bu yağ. Biz çok dikkat ederiz. Bazısı elini vururken, beyefendi ama abla teyze, ola ki elinde bir kolonya falan olur. Bunu arın. Bu şekilde bağladım. Dondurucuya mı gidecek şimdi bu abi? Bu saniye gidecek şimdi. Bu saniye. Bunlar. Kapağı da geldi. Evet. Bu şekil ömrü ne kadar peki? Ne kadar kullanabilirler bunu? Bunun... Bir yıl gider mesela. Gider. Şimdi asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, çünkü içinde ayran var. Evet. Şimdi biz bu ayranı aldık, tuz bunu besleyecek, kokmasını da önleyecek. Efendim, bunu bu şekilde tüketebilirler. İleride bunu eritip tereyağı da yapıp yiyebilirler. Keyiflerine kalmış. Evet. Bu şekil hazır o zaman. Eline konulasak Ustaz Usta. Sağlık. Peki şu an yağ fiyatları ne durumda? Şu an taze yağımız 400 lira. Kilosu 400 lira. Evet. Güzel ustam.